Arkadaşlar merhaba, Günay Esentürk YouTube kanalında. Ben Nurcan Esentürk. Bugün Beşiktaş'tayız. Halka yabancı kuralını soruyoruz. Videoyu izlerken abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Türkiye'deki yabancı kuralı ile alakalı düşünceleriniz nelerdir? Vallahi yani Türk futbolu açıkçası iyi bir futbol, hani ne bileyim, yabancı ülkelerden yıldız futbolcular falan transfer ettiğimiz falan, ama hani UEFA'ya az takım gönderiyoruz, bu yüzden sıkıntı yaşıyoruz hani. Bundan dolayı aslında UEFA'ya daha fazla takımımız gidebilse daha da iyi olur aslında, daha da iyi temsil ederiz ülkemizi diye düşünüyorum. Peki yabancı kuralı şu an Avrupa'ya iyi futbolcu göndermemizde etkili olacak mı? Olur. Bayağı bir etkisini görürüz. Yani bayağı bir açıdan sıkıntı doğurur yani. Peki alınan karar sizin için doğru mu? Erteleme oldu şimdi bir yok. Hani pandemiden ötürü uzun bir süre şey yapamadık, hani takımlar sahaya çıkamadı falan filan. Uzun bir ara verildi lige. Ondan sonra tabii bu verilen uzun aranın sonrasında futbolcular da adapte olmakta güçlük çektiler. Ondan sonra yani futbol oynamalarında bir sıkıntı oldu diyelim. Nasıl diyelim? Peki. Şey diyelim. Peki. Yabancı kuralı ile alakalı düşünceleriniz nelerdir? Ya bence bizim ligimiz için çok iyi oldu. Kendi futbolcularımız biraz daha öne çıkmış olur hem. Kendi içimizde zaten biz ligi kaldırabiliriz. Bazı takımlar, isim vermek istemiyorum buradan, ağırlığı genellikle yabancı futbolculara veriyor. Bizim kendi futbolcularımız arka planda kalıyor yani. Bence bizim milletimiz için, ülkemiz için daha hayırlısı oldu. Yabancı kuralı hakkında görüşleriniz nelerdir? Ya yabancı kuralı hakkında görüşlerimiz şöyle, anlatayım. Mesela Avrupa'da bir başarı istiyorsanız yabancı kuralını hani öne koymamanız lazım. Hani görüyorsunuz Türk futbolcularla bir yere kadar geliyorsun, ama yabancı oyuncular geldikçe başarı oranı artıyor ister istemez. Hani altyapımız yurt dışındaki futbol kulüplerinin gibi başarılı bir altyapı olduğunu düşünmüyoruz bu açıdan. Biz yabancı kuralına karşıyız, öyle söyleyeyim ben size. Yabancı kuralı ile alakalı görüşleriniz nelerdir? Yabancı kuralı serbest kalmalı bence. Bunun sebebi şu anda Türkiye Ligi'nde kadro kalitesi bakımından Trabzonspor'u ben bir tık daha önde görüyorum diğer takımlara nazaran. Abdülkadirler olsun, kalede Uğurcan Çakır olsun. Eğer yabancı konusunda bir tercih yapılması gerekirse bunlar kendilerini ispatlayamazdı. Yani rekabet olmazdı. O yüzden çok rahat bir şekilde forma şansı bulabiliyorlar. Biz Tarık Çamdal'a mesela, ben Galatasaraylıyım, çok yüksek bonservis bedeli ödedik ki bu meblağları kesinlikle hak eden futbolcular değil bunlar. Bu sebepten ötürü rekabet açısından böyle bir sınırlama kesinlikle olmamalı. Yabancı kuralı ile alakalı görüşleriniz nelerdir? Bence olması gerekmiyor. Çünkü yurt dışında futbolcularımız gidiyor, Türk futbolcularımız. Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu. Yani bence gerekmiyor. Yabancı kuralı ile alakalı görüşleriniz nelerdir? Bence yabancı kuralın getirilmesi saçma bir şey. Çünkü örnek Trabzonspor, yabancı kural olduğu zaman çok Türk futbolcu çıkardı. Hala çıkarmaya devam ediyor. O yüzden bence gerek yok buna, çünkü her yer takımdan çıkabilir yani. Sadece önem vermeleri gerekiyor, o kadar yani. Yabancı kuralı hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Yani futbolda çok Türk oyuncu bulamıyoruz bu zamanlar. Yani yabancı oyuncu yani biraz daha inmesi gerek. Genellikle genç oyuncularımız ön plana çıkması gerek. Yani yabancı oyuncu şu anda çok var. Mesela ben Beşiktaş'tayım. Beşiktaş'ta nereden bakıyorsan kadroda 10 tane yabancı var. Bir tane Türk tek var. O da Gökhan Gönül. Başka yok yani. Göremiyorum. Bir de Burak Yılmaz vardı. O da gitti. Başka yok. Yani genç oyuncuların öne çıkması gerekiyor. Şu anda Sergen Yalçın gelmiş mesela. Şu anda genç oyuncular yetiştiriyor Türkiye için. Türkiye'deki yabancı kuralı ile alakalı düşünceleriniz nelerdir? Bence sınır getirilmeli. Neden? Türk futbolunun gelişimi için, Türk futbolcusunun gelişimi için, ama kulüpler maddi olarak bakıyor bu konuya. Dışarıdan daha ucuz maliyetli futbolcu getirebileceğini düşünüyor. Evet, bir yerde haklılar ama bizim futbolcu gelişimimiz açısından tehlikeli gibi görüyorum, eksik gibi görüyorum.
Türkiye'deki yabancı kuralı ile alakalı görüşleriniz nelerdir? Ya yabancı kuralı hani maksat yabancı kuralı değil yani. Maksat Galatasaray'ın önünü kesmek bana göre. Bence bana göre öyle. Neden? Neden? Çünkü bizim 4 tane şu an kiralık oyuncumuz vardı. Şu an mevcut takımda da 16 tane yabancı futbolcumuz vardı. Ama diğer takımlar 1-2 sene önceden Türk şeyini uydular ama biz Galatasaray'da şu an hani 20-22 tane topçu var yabancı olarak. Hani ne bileyim bence saçma. Saçma bir kural. Yani Türk futbolcular gelişsin diyorlar da bugün Cengiz Ünder'i, ondan sonra Ozan Kabak, Melih Demirel bunlar yabancı sınırı serbestken geliştiler. Yani daha çok Cengiz Ünder falan. Yani bence bana göre saçma bir kural. Yabancı kuralıyla alakalı görüşleriniz nelerdir? Yabancı kuralı aslında bir yandan iyi, bir yandan kötü. Bir yandan gelecek nesil için futbolcularımız yetişiyor. Takımlar daha çok şey yapıyor, daha çok oyuncu yetiştiriyor altyapıdan. Bir yandan da yabancı futbol olmazsa ülkemizde futbol keşfi olmaz. Avrupa'dan gelirlerse daha çok ülkemizde futbol keşfedilir. Ama yabancı kuralı da bu sefer mesela gelecek sene nerede 8 olacak. Yani 14 kuralı normaldi. 8'e düşmesi daha da kötü olur. Yani karışık bir durum. Türkiye'deki yabancı kuralı ile alakalı görüşleriniz nelerdir? Yani yabancı kuralı ile alakalı görüşlerim en başından beri olumsuz. Yabancı kuralının gelmesi gereksizdi. Zaten onlar da bunu anladı ve bir yıl ertelediler gördüğünüz gibi. Ve yabancı kuralı Fatih Terim için getirilen bir kural bence. Ben bu şekilde düşünüyorum. Neden? Neden? Çünkü bu kuralı Fatih Terim getirdi biliyorsunuzdur zaten. Fatih Terim getirdi ve Galatasaray bu konuda başarı sağladı. Bu kural geldikten sonra üst üste şampiyonluklar yaşadı falan. Buna bir dur denmesi gerektiğini düşünüyorlar. Buna dur demeye çalışıyorlar. Sebep bu bence. Yani yasal size göre Fatih Terim'in önünü kesmek için mi alındı? Bence öyle, evet. Türkiye'deki yabancı kuralı ile alakalı görüşleriniz nelerdir? Yabancı kuralına Türk gençlerin önünü açmak için tamamen bu yabancı kuralını kaldırsınlar. Onlara giden paralarımız bizim gençlerimize verilsin. Gençlerimizin önü açılsın. Milli takımımız başarılı olsun. İşte ben bunu demek istiyorum. Yabancı kuralı ile alakalı görüşleriniz nelerdir? Serbest olması gerektiğini düşünüyorum. Ben eski bir futbolcuyum. Karagümrük Spor'da da oynadım. Yani herkesin eşit şansa sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Serbest olmalı. Yabancı kuralı ile alakalı görüşleriniz nelerdir? Bundan yabancı kuralına görüşleriz gayet iyi biliyoruz. Daha temiz olsun yani. Ülkemiz hem kendi daha iyi olun. Fanatik alsanız. Yani futbol daha iyi olsun hem. Dünyanın centilmenlik olsun. Peki yabancı kuralı getirilsin mi? Getirilsin. 14 topçu olsun. 14 tane şey olsun yani daha güzel olun. Yani şu an 14 tane değil 8'e düşürülecek gelecek. Geçen sene 14 taneydi. Şimdi evet. 14 olsun daha iyi olun. Yabancı kuralı ile alakalı röportajlarımızı İstanbul Beşiktaş'ta bitirmiş bulunmaktayız. Videoyu izlediyseniz like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.